Evet, kazanım 3, test 3, çeşitli kültüre yönelik kalıp yargıları sorgular. Kalıp yargı insanları özelliklerine göre sınıflandırma eğilimi neden olduğu bir algılama ve davranış biçimidir. İnsanlarda var olduğu sanılan bu özellikler çoğunlukla gerçeğe dayanmaz. Ön yargı ise bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargılardır. Ön yargı ve kalıp yargının birbirinden farklı ama birbirini tamamlayan iki kavramdır diyoruz. Öğretmenin ifadeleri doğrultusunda kalıp yargı ve ön yargının aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenemez diyor sorumuzda. Toplumsal kutuplaşmalar yaşanır. Toplumsal bağlar zayıflar, tam tersi. Bu nedenle B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Birlik ve beraberlik zayıflar, iletişimsizliklerde artış yaşanır. Dolayısıyla B seçeneğini sorumuzun doğru cevabı olarak kabul edebiliriz. Çünkü kalıp yargıların olumlu bir duruma yol açması beklenemez. İkinci sorumuz, bir kimse ya da bir olayla ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olmadan önceden düşünülen bir takım yargılara göre karar verme durumuna ön yargı denir. Buna göre aşağıdaki durumlarda hangisinde ön yargı söz konusu değildir? Sınavdan tam not alacağımdan kuşkum yok, ön yargı. Bu hatayı senin yaptığına adım gibi eminim, ön yargı. Evdeki inşaat haftaya kadar bitmeyecek, bak göreceksin, ön yargı. Tam zamanında burada olursan sana tatlı ısmarlayacağım ifadesi ön yargı değildir. Daha çok bir iddiadır arkadaşlar. Dolayısıyla D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Üçüncü sorumuz, kendisini tanıdığımız bir veya birkaç kişinin özelliklerini onunla aynı kategoride bulunan bütün diğer kişilere yaymaya biz ne diyoruz arkadaşlar? Genelleştirme eğilimi diyoruz. Geneli özele yayma özelleştirme eğilimidir ama özeli genele yayma genelleştirme eğilimidir. Dolayısıyla A seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Zaten örnek vermiş, kısa boylu haylaz bir çocuğu olan birinin bütün kısa boylu çocukların haylaz olduğunu sanması bu duruma örnek olarak gösterilebilir dediği için sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, karşılaştığımız ve etkileşime girdiğimiz insanların davranışlarını bazen onların kültürel norm ve değerlerine göre değil de kendi kültürümüzün kurallarına göre değerlendiririz. Bu durumun hangilerine ortam sağladığı söylenebilir? Yani ön yargıların ve kalıp yargıların. Yardımlaşma duygusunun gelişmesine yol açmaz. İletişimin olumsuz etkilenmesine yol açar. Yanlış düşüncelerin oluşmasına yol açar. Dolayısıyla birinci öncülü yanlış, 2 ve 3 doğru olduğundan sorumuzun doğru cevabı da C seçeneğidir. Beşinci sorumuz, kalıp yargılardan kurtulmak için yapılması gerekenler. Verilmiş tabloda verilen ifadelerden hangisinin kalıp yargılardan kurtulmamıza katkı sağlaması beklenemez. İnsanlarla empati kurmak katkı sağlar. İnsanları olduğu gibi kabul etmek katkı sağlar. Farklılıkları artıracak çalışmalara destek vermek katkı sağlamaz. Karşılaştığımız kişileri de kendi kültürümüze göre değerlendirmek katkı sağlamaz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği 3 ve 4 olacaktır. Evet, test 3 soru 6. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin kalıp yargıya sahip olduğu söylenebilir? Kalıp yargı insanların özelliklerine göre sınıflandırma eğilim neden olduğu bir algılama ve davranış biçimidir. İnsanlarda var olduğu sanılan bu özellikler çoğunlukla gerçeğe dayanmaz. Japonların zeki olması, tüm sarışınların Polonyalı olması, tüm kısa boylu çocukların haylaz olması arkadaşlar kalıp yargıdır. Çinliler çekik gözlü mü? Evet, doğru bir bilgi. Dolayısıyla Çinlilerin çekik gözlü olması bir kalıp yargı değil. Bu fiziksel bir özellik zaten herkes tarafından bilinen. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Yedinci soru, çoğu zaman kalıp yargılarda gerçeğin payı oldukça azdır. Kalıp yargılar değiştirilemez gibi zannedilse de aslında değiştirilebilir. Örneğin 1930'lu yıllarda Afrikalı kökenli insanlar için oluşturmuş olan olumsuz kalıp yargılar 1960'lardan sonra gerek sanatsal etkinlikler, gerek spor etkinlikleri, gerekse bu insanlara daha fazla etkileşmeye ulaşan ortamlar sayesinde değişmiş. Yani bu da kalıp yargıların değiştirebileceği, Afrika halkına karşı olan kalıp yargılar günümüzde devam etmektedir ifadesi yanlış. Uluslararası organizasyonlar kalıp yargıların değişmesine etkili olmuştur. Şimdi burada sanatsal etkinlikler, spor etkinlikleri, uluslararası organizasyonlar etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış, 1 ve 3 yanlış olduğundan sorumuzun doğru 1 ve 3 doğru olduğundan sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği olacaktır. Sekizinci sorumuz, kalıp yargıların zaman içinde ön yargılara dönüşmesi çeşitli sorunlara yol açarak ayrımcılığa sebep olabilir. Bir ülkenin vatandaşları, bir dinin mensupları, bir okulun mezunları, bir takım taraftarların aynı özelliklere sahip olamaz. Ancak kalıp yargılar onların öyle görülmesine yol açar. Buna göre ifadelerden hangilerine ulaşabilir? Tabi bireysel farklılıklar kalıp yargılara yol açar. Çünkü insanların düşünceleri farklı. Ön yargılar kalıp yargıların gelişmesiyle ortaya çıkar. Tabi kalıp yargılar zamanla ön yargılara dönüştüğü için, burada da vurgulandığı için doğru. Kalıp yargılar bireysel farklılıklara saygı arttırır. Hayır, azaltır arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü öncül yanlış. 1 ve 2 doğru olduğundan sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Dokuzuncu soru, Avrupa Birliği Temel Hakları Ajansı'na göre İslamofobi 11 Eylül 2021 tarihinde meydana gelen olaylar sonrasında terörle mücadele kapsamında aralarında Müslümanların, göçmenlerin, sığınmacıların ve kimi azınlıklarında bulunduğu gruplara ve kişilere karşı oluşmuştur. Bu gruplara eğitim, istihdam, barınma ve kamu alanlarına erişim, toplumsal katılım ve hareket serbestliği gibi bazı alanlarda ırkçı ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Bu çerçevede İslamofobi, İslam dünyasına mensup olan bireylerin maruz kaldıkları ayrımcı muameleye verilen genel isimdir.
Tabi burada arkadaşlar ön yargıyla yaklaştığı için içerisinde ön yargı ve kalıp yargıları barındırır. Birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağlamaz arkadaşlar. Bozulmasına yol açar. Toplumsal huzurun sağlanmasına zarar verir. Kültürel yaklaşımların önünde bir kültürel yakınlaşmanın önünde bir engel midir? Tabii ki de İslamiyet'te farklı dinler arasında bir yakınlaşmayı engeller. Ama burada birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağlamaz arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır.